Seda'nın sözü olabilir miyim? Tabii. Biz Önder'le onu hallettik dedi de sen halletmedin, ben hallettim. Nasıl hallettin Önder? Önder, Allah aşkına bak. Anladın Allah'ını mı? Bak sen şimdi. Sen halletmedin, ben hallettim. Sen hallettin, ben seninle hallettim. Konuşacaktım. Bak Duygu abla da şahit. Konuşacaktım bak, Duygu yok. Abla da şahit, her şey şahit yok. Önder. Allah aşkına yapma bak. Bir şey söyleyeceğim. Sen halletmedin. Diyorum ya, bak, iyi niyetimle ben kötü oluyorum ya. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bundan Ceyda sonra hani hiç kimseye acımayacağım ben de. Ben de acımayacağım. Herkese suratına söyleyeceğim. Sen kötüsün, sen insan, her şeyi söyleyeceğim yani. Söylüyordun zaten. Söylemiyordum zaten ya. Söylemiyordum. Evet, söylemiyordum. Hayır, söylemiyordum. Ben bir tek benim içeride Dani ile bir muhabbetim vardı. Ben zaten Seda Hanım dün konuştuğum zaman bahçede kendisine söyledim. Dedim ki bak sen dedim buraya evlenmeye gelmişsin, çocuk değilsin yani. 20 yaşındasın ama bir şeylerin farkındasın yani buraya gelerek. Benle alakalı bir fikrin, bir kararın varsa bunu Ayşe'ye, Fatma'ya, yanımdaki üçüncü şahsa söylemene gerek yok yani. Gel bana söyle, çocuk değilsin sonuçta. Ben de kendisiyle de konuştum. Bu şahısla da konuştum. Hallettim, ben hallettim yani. Bu şahıs yani. Kim? Üçüncü şahıs, sağ olun. Şahıs senden Ercan oluyor. Duygu'dan sonra Ercan da söz vereceğim. Elif, söz alabilir miyim? Ceyda konuşacaktı. Kırmızı Oda'ya gittikten sonra Ercan'la aşağı indi, benimle konuştu. Dedim ki ben sordum hatta değil mi? Ceyda dedim bak Önder senin için gelmiş buraya dedim. Hani tamam geldiğinden beri diyorsun ki Önder'den elektrik alamıyorum. Ve dedim sen Ercan'la Kırmızı Oda'ya gittin. Bak o çocuk dedim hani beklemesin seninle tanışmaya, görüşmeye bilmem ne. Kırmadan dedim konuş dedim. Hani başka gelin adaylarına da yönelebilir dedim. Doğru, senin evet. için girdi buraya. Dedi ki bana Duygu abla dedi ben dedi hani çekiniyorum, kırmak istemiyorum, üzülüyorum. Ceyda sen anlat burada. Aynen, kırmak istemedim. Ben hani de çekiniyorum. Bir şey anlatsın. Yanlış bir söz söylerim. Belki çocuğun kalbi kırılır. Ben konuşamam böyle şeyleri çünkü. Ya bir şey geçip söyleyeceğim. Geçip de karşısına ben senden elektrik alamadım diyemiyorum. Vallahi diyemezsen henüz 20 yaşındasın. Burnun çok sürtülür. Yani o her gelene zaten diyorum ya, hoş kötü geldin. Ben oldum şu an. Böyle bir şey denme. Yani olmamalı. Bir kadın bence hayır. İşte bundan sonra öyle olmayacak bilmeli. Zaten. İkincisi. Direkt suratına her şeyi söyleyeceğim yani. Kimse kusura bakmasın. Sende o kadar cesaret yok. Sen dürüst var ve canım, samimi var, bir var. insan sen, değilsin. Bak şimdi hayır, sen senden özür dilemiştim. Ondan geri tabii. alıyorum yani kusura bakma. Özür mü diledin? Seda Hanım ben söyleyeyim. Hayır. Sen benden özür dilemek yerine... Dilecektim. Sen... Önder dilecektim. Sen bana orada bağırdıktan sonra vazgeçtim her şeyden. Anladın sen mı? Sen benim sana çok samimi, güzel bir şekilde yaklaşmamı ya. Falan mı bekliyorsun? Bağırdım. Ben sen sana diyorum ki ben sana kıracağım diye söyleyemedim. Konuşamadım diyorum. Sen bana bağırıyorsun. Aradan 3 gün geçmiş, 4 gün geçmiş. Neyi konuşamadım ya? Bence kimsenin kimseye bağırma hakkı yok. Ercan? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Mehtap'ın bütün fikirleri kendisi gibi kötü. Benim fikrimce. Çünkü tamam ben Serhan'la aram bozuk olabilir. Ama bu benim eş seçimime yansıyamaz. Mehtap bunu bilecek bir insan değil. Ne olursa olsun ben Serhan'la yıldızım barışık değil. Eyvallah. Bunu zaten aksini iddia etmiyorum. Ama hayatıma bir insan alacaksam bunu inat uğruna almayacak kadar da zeki bir adamım. İkincisi, zaten bir de Ceyda'nın Önder'i kırmamak adına söylemediği şeyler var. Her insanın kendini ifade edebilme tarzı vardır. Ceyda'nınki de öyle, kıramadı. Önder'in de buna saygı duyması lazımdı. Benden o şahıs diye bahsediyor Önder Bey. Konuşmayı bilmeyen bir arkadaşımız. Başlar başlamaz zaten hakaret etmeye başladı. O da onun kişiliği, ona da saygı duyuyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok yanlış yaptım, farkındayım. Onlar da söyledi. Bak dedi baştan söyle. Ben de zaten kabullendim yani, onu kabul ettim. Çok kırdım. Üzüyorum. Ya söylemekte geç kaldım. Her şeyin farkındayım diyorum yani, anladınız mı? O yüzden onun üstüne de bu doldurmuş gelmiş, bugün de patladı bana. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben var ya... Söyledim zaten, yanlış yapıyorum dedim yani. Ben senin, Ceyda. Ceyda ben senin düşündüğün kadar ne üzüldüm ne kırıldım. Sen beni üzecek ya da kıracak bir şey yapmadın. Sen sadece ne kadar samimiyetsiz, ne kadar... dürüst olmadığını gösterdin. Ben sana çok dürüst geldim ama sen bravo, bana benim sana geldiğim aldın, gibi gelmedin. Kanki oldunuz tabii, aldın gazları bana geliyorsun değil mi? Gaz mı? Erdem bugüne kadar hep Melis dedin. Hep Melis ismini duyduk. Evet. Bu hafta acaba duyabilecek miyiz? Yoksa romantik ödülünü paylaştığın isim mi veya başka bir aday mı var aklında bilmiyorum. Kimi koruma altına almak istiyorsun gelin adaylarından? Ufak bir açıklamayla başlayabilir tabii. miyim? Belki vereceğim oy sonucu değiştirmeyecektir. Ama benim için çok güzel bir şey oldu. Ben Cansel'in burada kalmasını istiyorum. Melis'ten yana kullanmıyorum oyumu.
Ama Melis'in kazanmasına da mutluyum çünkü Cansel de ne kaybettiğini benimle alakalı görecektir. Sonuna kadar da kalsın isterim ki görsün kaybettiklerini. Mehtap'a da yanıldığını göstermek isterim bu konuda. İnşallah. O yüzden kimin ismini veriyorsun? Cansel. Cansel. Peki. Böylece iki Cansel'imiz var. Üç Melis'imiz var. Ve bir Sermin var. Son aday Ercan. Ercan. Evet. Üç Melis, iki Cansel, bir Sermin. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten oylamanın tekrar yapılmasına gerek yok benim fikrimce. Yani Cansel'e oyumu verip tekrar yeni bir oylama yapılmasını istemiyorum. Ona mı verirdin? Yeda'ya mı? Onu açıklayacağım hemen. Melis'i seviyorum zaten. Arkadaş olarak kalmasını istiyorum. Tekrar bir dediğim gibi yarışa gerek yok. Aklımda iki isim vardı. Duygu abla ve Ceyda. Duygu ablayı da çok seviyorum ama yüreğimden gelen isim tabii ki Ceyda. Sonucu değiştirmeyecek ama doğru yere gitsin mesaj. Önemli değil. Önemli olan mesajlar da çok karşı taraftan nasıl algılanıyor, bundan sonra nasıl ilerlenecek, senin duruşun, izleyici nasıl algılıyor, arkasında duruyor musun? Sonuna kadar. Hoşlandığın kadın. Bunlar çok önemli şeyler. O yüzden sonuç değişsin veya değişmesin senin görüşlerin bizim kesinlikle için önemli. Bir tane de Ceyda'mız var, Ercan tarafından koruma altına alınan. Böylelikle elemeye geçmeden önce koruma altına alınan isimler, halk tarafından önce koruma altına alınan isimleri açıklayayım. Sevgili Ayça ve Erdem. İkinizi dün halk SMS oylarıyla belirledi ve koruma altına aldı. Bugün de işte böyle açıkça yüzleşerek yaptığımız koruma altına alma görevinde sevgili Emre ve Melis koruma altına alındı. Demek ki az sonra teker teker eleme kutusuna gittiğiniz zaman bu isimleri telaffuz etmeyeceksiniz, yazmayacaksınız. Bu dört kişinin bugün dokunulmazlığı var. Diğer on kişi her an bu evden ayrılabilir. Bakalım bu isimler kimler olacak? Neyse olur, sen yeter ki sen kız neyse olur. Dışlı